Bakın kardeşlerim, Harise İbni Veheb radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşleriyle beraber bizim oturduğumuz gibi oturmuş. Onlara demiş ki, size cennetliklerden haber vereyim mi? Bu evet veya hayır beklenilmesi gereken bir soru değil. Cevap beklenilen, cevap niteliği taşıyan bir soru değildir. Arkasından Nebi sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Diyor ki onlar, kim onlar? Kim onlar? Cennetle müjdelenenler, Allah razı olsun. Cenneti hak edenler, cennetin sahipleri. Kimmiş şimdi? Onlar. Hem zayıf oldukları, kılık, kıyafet, beden, ne derseniz deyin. Hem zayıf oldukları, hem de halk tarafından zayıf görüldüklerinden dolayı önemsenmeyen kimselerdir. Subhanallah. Hem zayıflar, bedenen cılızlar, rüzgar etse uçup götürecek yaprak gibi. Elbiseleri güzel değil, yamalı, hatta kokuyor. Ayakkabısı yırtık. Kışın bu ayazında üzerindeki montunu çekecek bir fermuarı dahi yok. Ne derseniz deyin. İnsanlar tarafından önemsenmeyen, takdir edilmeyen, dikkati çekilmeyen bir adam dedi Nebi Aleyhisselam. Ancak dedi, şimdi ekledi. Cennetlik olmak şimdi bir tarafa. Ancak dedi, Allah adına dedi, yemin etse Allah Azza ve Celle onun isteğini dedi yerine getirir. Subhanallah. Şimdi sokakta, mescitte, vakıfta, dernekte, camide, en ön safta, ortanızda, arkanızda varlar ama sizin nazarınızda, benim nazarımda yok. Kalp atışları hissediliyor ama sesleri duyulmayan nice kardeşlerimiz var. Geceleyin alemlerin Rabbi olan Allah'a, Allah'ım benim böyle bir derdim var dediğinde Allah Azza ve Celle fecr-i sadıkta onların sıkıntılarını çözüyor elhamdülillah. Gündüz güneşin ilk ışıklarıyla alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye yalvarıyorlar. Akşam olmadan Allah hayır kapılarını onların üzerine açıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir kardeşiyle beraber oturduğu sırada adamın biri geçer. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan kişiye bu adam hakkında ne dersin der. Adam, bu zat ileri gelen, hatırlı kişilerden, zengin insanlardan bir kişidir. Bir kıza talip olsa evlendirilir. Birine aracılık yapsa sözü dinlenir der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şekilde onu ne onaylar ne de reddeder kardeşlerim. Biraz bekler. Sustuktan sonra yanlarından bir insan daha geçer. Allah Resulü yanında bulunan zata der ki, bunun hakkında ne diyorsun? Bu nasıl biridir? Adam der ki, ey Allah'ın Resulü, bu adam fakir Müslümanlardandır. Bir kıza talip olsa verilmez. Aracı olsa aracılığı kabul edilmez. Konuşmak istese sözü dinlenmez deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adamın belki hiç beklemeyeceği, özellikle 21. yüzyılda kapital dünyanın yekürküm felsefesiyle yaşadığı insanlığın asla hazmedemeyeceği bir sözü söyler kardeşler. Bu sonuncu adam, evlendirilmeyen, sözü dinlenmeyen, aracılığı kabul edilmeyen o adam var ya, öteki gibi, bir önceki gibi zengin olan, kavmi tarafından ileri olan, sözü dinlenen, hangi kıza talip olsa kabul edilen bu adam gibi dünya dolusu adamdan daha hayırlıdır. Allahu Ekber. Dünya dolusu adamdan daha hayırlıdır. Bu hadis Buhari'de geçmektedir aziz dostlarım.